takıyorum. Evet, telefonum şu anda şarj olmaya başladı. Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir adet Stirling motorumuz, burada ise bir adet mini alternatörümüz var. Burada ise farklı bir Stirling motorum daha var. Yani bugün projemiz ne arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz Stirling motorumla buradaki daha önce kanalımda yapmış olduğum flanş tipi alternatörümü birleştirmek, bununla telefon şarj etmek, elektrik üretmek, buna benzer bazı bilgiler vereceğim size. Beni takip eden arkadaşların daha önce kanalımda Stirling motorunun yapımını A'dan Z'ye anlattım. Buradaki alternatörümün yapımını yine tüm aşamalarıyla sizlerle paylaştım. İsterseniz bu aşamada hemen Stirling motorumuzu da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her iki motorumuz da harika bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın burada bir vitesim vardı benim. Aynı zamanda bizim bu motorumuz, arabamız. Stirling araba olarak da kullanmıştık. Bunların tamamının videosu benim kanalımda mevcut arkadaşlar. Merak edenler videolara girerek meraklarını giderebilirler. İsterseniz hemen şimdi biz, tabii daha fazla etrafı ateşe vermeyelim ve hemen projemize geçelim. Evet, bu aşamada motorumuzun alternatif akımını ölçeceğiz arkadaşlar. Herzini ve RPM'ini ölçeceğim. Şu şekilde takometremi de hazırladım. Şu anda motorumuz, evet, ısınmaya başladı. Biraz ısınmasını bekliyorum tabii ki. Arkadaşlar buradan alternatif akım bilgisi, alt kısımdan ise herz bilgisi alacağız. Buradan ise motorumun RPM'ini ölçeceğim. Evet, 1300 RPM'i, 1400 RPM'i bulduk. Gördüğünüz gibi 78 Hz, 18 AC akım. RPM. Evet, diğer tarafta 2300 RPM'e çıktık. Evet, voltajımız hala artıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
Evet arkadaşlar, bu aşamada DC akım ölçeceğim. Evet, ortalama 26 volta kadar çıktık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Evet, şimdi telefon şarj etmeyi deneyeceğiz. Burada bir power bank'ım bulunuyor. Burada ise telefonumuz arkadaşlar. Power bank'ımın kablosunu buradaki doğrultma devreme girdim. Jeneratörümüzü çalıştıralım. Çalışsın. Evet, şu anda çalıştı. Arkadaşlar, şimdi sistemle telefon şarj etmeyi deneyeceğim. Şu şekilde bakın, doğrultma kabloma bağlıyorum. Buradan voltajı göreceğiz. Buradan ise telefonumuza takıyorum. Evet, telefonum şu anda şarj olmaya başladı. Sanırım şurayı görüyorsunuz. Aynı zamanda bakın, hızı artmaya başladı. Bakın, power bank şarj ediyorum. Şu anda 9 volt gerilimle şarj ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu aşamada küçük bir motor çalıştırmayı deneyeceğim. Jeneratörümüzle bakalım, jeneratörümüz motorumuzu döndürebilecek mi? Jeneratörümü çalıştırıyorum. Oo. Evet arkadaşlar, bugünkü projemizde Stirling motoruyla mini bir jeneratör yapımını sizlere anlattım.
Motorun yapımı ve buradaki alternatörün yapımını zaten kanalımızda daha önce yayınlamıştım. Linklerini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Projeyi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tabii ki bana ve kanalıma katıl butonu ve teşekkür butonuyla destek olabilirsiniz. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın.